Sevgili izleyiciler, günün önemli gelişmelerini aktarmak için ekranlarınızdayız. AK Parti 8. olan Melikgazi İlçe Kongresi'nde Tayyar Şahin güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan AK Parti 8. olağan Melikgazi İlçe Kongresi'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Her geçen gün dayanışarak, her geçen gün adeta kenetlenerek, yol alarak koşuyoruz." diyerek sözlerine şöyle devam etti. Ayşemiz gelişiyor, güzelleşiyor. İlçelerimizin her biri birbirinden güzel. Verdiğimiz sözleri birer birer hayata geçiriyoruz. Şehrimizi bizi seven, güvenen kardeşlerimize layık olmaya çalışıyoruz. Sözümüzde duruyoruz diyoruz. Yeri değil ama pazartesi günü Pınarbaşı'nda ve Sarız'da gaz vereceğiz. Ve orada doğal gazı hayata geçiriyoruz. Bir zamanlar hayal diyenler. Sizler bizim olmazsa olmazımızsınız. Elbette biz inşallah birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bahçeli ile beraber ülkemizi, şehirlerimizi daha güzel günlere ulaştırmaya devam ediyor. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş ise kongrelerin hayırlı olmasını diledi. 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti'yi kurduk. 11 Eylül 2001 tarihinde il başkanı oldum. Hemen akabinde ilçe başkanlarının atamasının, onlarla çalışma arkadaşlarımızın nasıl olacağını tespit etmeye çalıştım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da Cumhur İttifakı'nın onurlu bir ittifak olduğunu dile getirdi. Onların hepsinde sevgiyle, saygıyla, muhabbetle anacağız. Hizmetlerinde her zaman daima yetişeceğiz. Onlara saygı duyacağız. Onlara uzaklaşmayacağız. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise rekor hizmetler gerçekleştirdiklerini ifade ederek kongrenin hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Büyükkılıç güven tazeleyerek yeniden AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı seçilen Tayyar Şahin'i tebrik etti ve kendisine başarılar diledi. Kayseri'de kamyonette drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 32.233 lira para cezası uygulandı. Edinilen bilgiye göre bir aracın drift atarak çevreyi rahatsız ettiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda araç tespit edilerek yakalandı. Araç sürücüsüne toplam 32.233 lira cezai işlem uygulanırken araç trafikten men edildi. Sürücü hakkında ise adli işlem başlatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan ve çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir denildi. Aksaray'da 29 haftalıkken 900 gram doğan Ayşe Bebek, Kayseri'de yoğun bakımda 44 gün süren tedavisinin ardından annesine kavuştu. Aksaray'da yaşayan Hüsnü Erdoğan, hamileliğinin 29. haftasında sancılarının başlaması üzerine Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada sezaryenle dünyaya gözlerini açan Erdoğan'ın bebeği entübe edilerek iç organlarının gelişimi için Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde küveze konulup solunum cihazına bağlanan 900 gram ağırlığındaki prematüre bebek, doçent doktor Ahmet Özdemir gözetiminde tedaviye alındı. Her gün hastaneye gelen anne Erdoğan'ın endişeli bekleyişi, Ayşe adını verdiği bebeğini 44 günlük yoğun bakım sürecinin ardından kucağına almasıyla sona erdi. Uygulanan tedaviyle 1 kilo 900 grama ulaşan ve yaşamını kuvvet olmadan sürdürebilecek duruma gelen Ayşe bebeği kucağına alan anne Erdoğan, kızını dünya prematüre gününde bağrına basmanın sevincini yaşıyor. Hüsnü Erdoğan doğumunun ardından psikolojik olarak zor bir süreç yaşadığını söyledi. Kızını kucağına almanın tarifsiz bir duygu olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle konuştu. Böyle bir şekilde geliyorduk görüş saatlerinde. Yani uzaktan uzağa seviyorduk biz. Küvezin penceresini açıp elini tutuyorduk işte. Sadece o temas bile belki bebeğimize iyi gelir düşüncesiyle. Uzaktan uzağa seviyorduk her gün. Şimdi kırkını burada çıkardık maalesef. Ne kadar bakımı iyi olsa da. Dünya prematüre gününde kucağımıza almak nasip oldu. Yani çok güzel bir mutluluk.
insanın bebeğini kucağında tutup sevip bakması, temas etmesi. Kucağıma aldığım zaman zaten her şeyi unutuyorum. Yaşadığım sıkıntılar bitiyor. Yaşayacağım güzel günler hayalimde. Pediatri ve Yeni Doğan Kliniği sorumlu hekimi doçent Doktor Ahmet Özdemir de Dünya Prematüre Günü'nde bir bebekte anneye kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ayşe bebek ve annesine mutlu ve güzel bir ömür dileyen Özdemir şunları kaydetti. İlk geldiğinde solunum destek cihazlarıyla destek verdiğimiz bebeğimiz gün gün yeni doğanda kilo aldırarak bugünlere geldik ve şu anda gayet sağlıklı. Annesi de artık son derece bebeğiyle buluşmaya hazır vaziyette ve bebeğini ilk defa bugün belki kucağına tam anlamıyla alabildi. Her ne kadar yoğun bakım şartlarında dokunarak, onunla iletişim kurarak temas etse de şu anda kendine daha bir güven sağladı. Anne bebek arasındaki ilişkinin sağlanması ve korunmasında da bu bizim için son derece önemli bir unsur. Anlamlı günde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nde annesiyle beraber buraya aldığımız için son derece mutluyuz. Bundan sonraki süreçte birkaç gün daha anne bebek eğitimini vereceğiz. Emzirme ve prematüre bebeğin evdeki bakımı ile ilgili aileye eğitimler verdikten sonra tabiri caizse annenin evinde bir bebeğinin doktoru, hemşiresi olabilecek pozisyona getirdikten sonra onu evine taburcu etmeyi düşünüyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gaziantep Şahin Bey Belediyesi tarafından Kayseri'de eğitim gören Şahin Beyli Üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Özel bir salonda düzenlenen gençlik buluşması programına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İsmail Tamer, Gaziantep Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Soyak katıldı. Genç ve öğrenci dostu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilerle konuşmak, tanışmak, varsa talepleri öğrenmek için bir araya geldiklerini dile getirerek Kayseri'yi anlattı. Elbette herkes doğduğu yeri sever, şehrini sever ama Kayseri'miz sizlerin de kabul edeceği gibi gerçekten büyük şehirlerin imkanlarını sunan, büyük şehirlerin sıkıntısını belki en az yaşatan şehirlerden birisi. Az önce dün malumunuz bir maç vardı. Galler'in hocasının aynen söylediği, böyle bir şehirde maç yapmaktan ve şehrin misafiri olmaktan, misafirperverlikleriyle ilgili de teşekkür ederek Kayseri'mize ilgili herhalde 4000 kilometre var mı Galler buraya? Var herhalde. 4000 kilometre uzaktan gelen hoca burada bunu paylaşıyor ve sosyal medyada da dolaşıyor. Şimdi tabii biz birileri bizi övsün diye değil, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle her alanda şehrimizi daha iyi konumda paylaşmak, insanlar hizmetine sunmak adına gayret gösteriyoruz. Kayserimiz değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, yaklaşık 6000 yıllık geçmişi olan bir şehir. Bu zenginlikleri hem bugüne hem geleceğe taşımak da bizlerin görevi. Kayseri değerlerine bağlı yerli ve milli anlayışın sahibi. Vali Gökmen Çiçek ise konuşmasında öğrencilerle ve gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Kayseri'nin ağabeyi olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Kayseri'nin abisi, büyüğü olduğu gibi Mehmet Tahmazoğlu başkanımızın da abisi. Şehir Belediye Başkanımızı sormadım. Çünkü Memduh Büyükkılıç'ın her yerde hizmetlerini zaten görüyorsunuz. Sempatikliğini, her yerdeki kucaklayıcı tavrını, sizleri kendi evlatlarından ayırmayan o kalbini şehir biliyor. Kayseri ve Gaziantep ezgilerinin de seslendirildiği buluşma programında öğrenciler de programda emeği geçenlere teşekkür ederek taleplerini ve düşüncelerini paylaştılar. Büyükkılıç buluşma sonunda günün anısına toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Cırgalan Mahallesi'nde gerçekleştirilen çevre yoluna alternatif yeni yol çalışmasını yerinde inceledi.
Şehrin altyapısını da geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, bölgedeki yeni yollar ve imar çalışmalarıyla birlikte trafik yükünü hafifletip ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz dedi. Mevsim şartları el verdiğince Koca Sinan'ın dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Çolak Bayraktar şunları kaydetti. Evet, hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşerilerim. Cırgalan mahallemizdeyiz. Burada yine bir yol yapım çalışması. Mahallenin içerisinden geçen bir hattımız var idi ama burada imar planlarında mahallenin içerisinde geçen hattı bypass edecek ve oradaki trafik yükünü çevreye alacak bir hat var idi ve bu yol yapımı ile inşallah bunu sağlamış olacağız. Daha fazlaca trafiğin mahallenin içerisinde değil de hemencecik yanı başındaki bu yol üzerinden akmasını sağlamış olacağız. Bir diğer taraftan da geçtiğimiz yıllarda açmış olduğumuz yeni bir sağlık ocağı vardı. Aynı şekilde sağlık ocağına da ulaşım bu yeni yolla birlikte daha güzel bir şekilde sağlanmış olacak. Hayırlı olsun. İnşallah güzel günlerde kullanmak nasip olsun. Tabii ki bu etapta yaptığımız yol çalışmaları muhakkak ki şu an için kullanıma arz ettikten sonra ciddi manada bir rahatlık sağlayacak. Ama bizim çalışmamız burada kalmayacak. Bunun devamında da gene Cırgalan içerisinde yapacağımız alternatif yeni yol çalışmalarıyla birlikte bizim çevre yoldaki gelecek olan trafik yükünü aktaracak. Burada rahat bir ulaşım sağlayacak güzergah çalışmalarımıza, yol yapım çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bunun içinde en önemli çalışmalar içerideki yapmış olduğumuz imar faaliyetleri, imarlaştırma çalışmaları. Bunların da tamamlanmasıyla birlikte inşallah bu yolun devamında çevre yolumuza alternatif olacak şekilde oluşturacak yol çalışmalarıyla birlikte şehrimize yeni yol akslarını da kazandırmış olacağız. Kayseri İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programla kentte bulunan Kur'an kurslarında ve 17 hafızlık okulunda eğitimini tamamlayan 438 öğrenciye hafızlık belgesi verildi. Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşması yapan Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz şöyle konuştu. Kayseri bugün bambaşka, her zaman da başka. Dini, hassasiyet, manevi değerler, milli değerler, kültürel değerler dile geldiğinde Kayseri ülkemizde her zaman önce olmuş, tarihin derinliklerinde, Erciyes'in gölgesinde nice yiğitler, nice alimler, nice veliler yetiştirmiştir. Yetiştirmeye de devam ediyor. Hafız, Cenab-ı Allah'ın 99 isminden bir tanesi. Öyle ki Rabbimiz hafiz olması amacıyla yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki o yüce kitabı ben indirdim, muhakkak ki yine onu kıyamete kadar muhafaza edecek, koruyacak olan benim buyuruyor. İşte Cenab-ı Allah'ın kıyamete kadar koruyacak olduğu bu yüce kitabımız Kur'an sevgili peygamberimize inmeye başladığı andan itibaren peygamberimiz ve sahabeler onu ezberlemeye başladılar. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de şunları kaydetti. Buradan size baktığımda muhteşem bir sahne görüyorum. Ve annelerinizin, babalarınızın sizlere heyecanla, gururla baktığını görüyorum. Değerli anneler, değerli babalar, en büyük gurur sizin. Emek verdiniz, uyumadınız, bazen çocuklarınıza hasret kaldınız, bazen kıyamadığınız günler oldu. Ama istediniz ki Allah'ın kelamını öğrensinler. Hem bu dünyalarını hem öteki dünyalarını kurtarsınlar. Çünkü biz Müslümanız. Biliyoruz ki bu dünyadan başka bir dünyada var. O yüzden hepinizle gurur duyuyoruz. Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Hafızlar geliyor.
Talas Belediyesi ekipleri hayırsever avukat Mehmet Altun tarafından Talas Millet Bahçesi'ne yaptırılan eğitim kampüsündeki ilkokulun bağlantı yollarını asfaltladı. Yeni hafta eğitime açılacak olan avukat Mehmet Altun İlkokulu'nun bahçesinde ve çevresindeki Ulus Sokak'ta altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler daha sonra üst yapıya geçti. Ardından silindirler yardımıyla sıkıştırılan altyapının üzerine sıcak asfalt serimine geçildi. Kısa sürede asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı bölgede ulaşım rahat ve konforlu hale getirildi. Böylelikle eğitim ve öğretime merhaba diyecek ilkokula başlayacak olan çocuklar için imkanlar seferber edildi. Çalışmalarla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyemiz tarafından yapımı hızla süren Talas Millet Bahçemizin içinde yaptırılan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise binaları için hayırsever büyüğümüz Avukat Mehmet Altun amcamıza teşekkür ediyorum. Yeni haftada eğitim öğretime başlayacak hayırseverimizin adını taşıyan okullardan ilkokulda biz de belediye olarak yavrularımızın daha konforlu ve rahat bir ulaşım imkanına kavuşmaları için elimizden gelen hizmeti yapıyoruz. Okul bölgesine sıcak asfalt sererek geleceğimizin teminatı olan göz aydınlığı çocuklarımızın iyi bir eğitim almasına katkı sağladık ifadelerini kullandı. Kayseri'de sobacılık işi yapan Mustafa Emre Karabaşoğlu, sobada yılın modasının önü şömineli siyah renkli sobalar olduğunu söyledi. Havaların soğumasıyla vatandaşların sobaya olan ilgisi arttı. Vatandaşlar havaların soğumasıyla kış hazırlıklarını tamamlarken sobada en çok tercih edilen ise önü şömineli sobalar oldu. Yeni modellerin tercih edilmesinin en büyük sebebinin yanarken seyredilebilmesi olduğunu aktaran sobacı Mustafa Emre Karabaşoğlu şöyle konuştu. Daha çok fırınlı türde, önü şömineli camlı türde, yani hem yandığı seyredilebilen hem de fırında yemek pişirilebilen türler biraz daha ağırlıkta. Fiyat olarak şömineli grupta ortalamalı 4-5 binden başlıyor. Diğer normal sobalarımızda 2500'den başlıyor. Ağırlıkta camlı şömineli olanlar, yani pahalı olan grup diyelim. Daha keyifli, yani yeni model diyelim. Daha çok tercih edilmesinin sebebi, yani yandığı seyredilebiliyor. Yani insanlar ateşi görüyor. Ekonomik olanlar işte bildiğimiz standart kahverengi, önü camsız olan, işte kovalı ya da tuğlalı olan modellerimiz. Diğer türdeki olanlar da yeni model dediğimiz önü camlı, şömineli, yanlı izlenilebilir. Rengi işte bu tarz siyahlar olanlar biraz daha yeni model. Görselleri daha düzgün. Uzmanlar doğal ve sebze ağırlıklı beslenmenin önemine vurgu yaparken mevsim itibariyle damarların en yakın dostlarından olan pırasanın bol bol tüketilmesi tavsiyelerini her fırsatta dile getiriyorlar. Damarları koruduğu pek çok araştırmayla belgelenen KM ferol adlı flavonidin pırasada bol miktarda bulunduğunun altını kalın çizgilerle çizen uzmanlar, bu bileşen damar astarlarını aşırı aktif oksijen moleküllerine ve tahribata yol açan diğer faktörlere karşı korur. Pırasa yüksek tansiyonu düşürmek için tüketebilecek sebzeler arasında yer almaktadır. Özellikle gebelik döneminde öne çıkan bir vitamin olmasının yanı sıra folat, kalp ve damar hastalıklarının önünü açan homosistein adlı amino asidin seviyesinin düşmesine katkıda bulunur. Pırasa güçlü bir antioksidan olan polifenol içerir. Bu antioksidanlar vücudumuzda bulunan ve çeşitli kronik rahatsızlıklara zemin hazırlayan serbest radikallere karşı koruma sağlamaktadır. K, A, C, BA vitamini, manganez ve demir mineralleri bakımından zengin olan pırasa vücudumuza enerji sağlamaktan, kemik ve doku gelişimine katkıda bulunmaya kadar pek çok işe yarar bilgisini paylaşıp bol bol tüketilmesini tavsiye ederken, kemik sağlığı ve kan akışının düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan K vitamininin pırasada bol miktarda bulunmakta olduğunu vurguluyorlar. Öte yandan iyi bir pırasanın koyu yeşil yaprakları ve beyaz bir alt kısmının olduğunu belirten uzmanlar, soğan ve sarımsak yemeği sevmiyorsanız aynı aileden olan pırasayı bunlara alternatif olarak tüketebilirsiniz şeklinde önerilerini sıralıyorlar.
Sevgili izleyiciler, haber bültenimize sporla devam ediyoruz. UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki 5. maçında Galler'le 0-0 berabere kalan A Milli futbol takımının teknik direktörü Montella, "Böyle bir atmosferde böyle bir performans gösterdiğimiz bir maçta galip gelmek isterdik. Avantajımız var, hedefimiz A Ligi'ne çıkmak," dedi. Montella maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında maçın başından sonuna kadar muazzam bir performans gösterdiklerini söyledi. Rakip kaleye 25 şutları olduğunu ifade eden Montella, "Rakibe 4 şut fırsatı verdik. Başından sonuna kadar domine ettiğimiz bir maçta böyle bir performans göstermek beni daha da çok duygulandırıyor. Çünkü beraber kalmamıza rağmen soyunma odasında herkesi üzüntülü gördüğümüzde, yüreğimizi sahaya koyduğumuzu gördüğümüzde gerçekten gururlanıyorum. O yüzden ileride de elimizden geldiğince bu şekilde devam etmeye gayret edeceğiz," şeklinde konuştu. Bir basın mensubunun Hakan Çalhanoğlu'nun ilk yarının sonunda oyundan neden alındığına ilişkin soru üzerine Montella, "Hakan Çalhanoğlu'nu sahadan almanın gerçekten zor olduğunu ifade etti. Montella pozisyonu domine eden bir oyuncu. Sadece ufak bir sakatlık oluştu. O yüzden çıkarmak zorunda kaldık," dedi. Maçta beraberliğin değerli olduğunu düşündüklerini belirten Montella, herhangi bir şekilde negatifliğe yer vermediklerini söyledi. Gerçekçi olmaları gerektiğini vurgulayan Montella sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle bir atmosferde böyle bir performans gösterdiğimiz bir maçta galip gelmek istedik. Avantajımız var. Hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. O yüzden hedefimiz doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz." Penaltıyla alakalı da şunu söylemek lazım. Bir dakika önce de Arda'yı almıştım oyundan. Arda da iyi vuruyor. Kerem de biliyorsunuz çok iyi vuruyor. Orkun da kullanabiliyor penaltıları. Penaltıları sadece o sorumluluğu elinde tutan ve yüreğini ortaya koyan futbolcular taşır. O yüzden bu konuda herhangi bir şey söyleyemem. Bu sorumluluğu aldığı için de kendisini kutluyorum. Fiziksel gücü yüksek bir rakip olduklarını kaydeden Montella, her şeye rağmen 25 şut attıklarını sadece golü bulamadıklarını aktardı. UEFA Uluslar B Ligi 4. grup 5. maçında A Milli futbol takımı ile 0-0 berabere kalan Galler'in teknik direktörü Belemi, "Zor bir maçı geride bıraktıklarını ve takımın gelişimi açısından bu karşılaşmanın önemli bir deneyim olduğunu söyledi." Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belemi, oyuncularının fiziksel açıdan iyi bir maç çıkardığını belirterek, "Hepsi de gerçekten büyük yetenekler. Çok zor bir maç geçirdik ama topla alakalı kontrolümüz, topa bakış açımız onları geliştirmeliyiz," dedi. Topa sahip olma konusunda zorlandıklarını anlatan Belemi, "İlk dakikalarda skora direkt gidebilirdik. Topa sahipliği geliştirmek asıl amacımız. Oyuncularımızın tempoyu biraz daha artırması gerekiyor. Son dakikadaki top kontrolü önce ki maçlara göre kötüydü," ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin penaltı pozisyonu hakkında "Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Belemi, "Penaltı hakkın ne desem bilmiyorum ama penaltı tamamen adaletliydi, ben ona inanıyorum. Türkiye'de öyle mi düşünüyor bilmiyorum," ifadelerini kullandı. Teknik ekip ve takım olarak daha fazla gelişmeleri gerektiğini vurgulayan Belemi şunları kaydetti: "Son dakikalar bizim açımızdan kötü geçti. Bunların hepsine baktığımızda kendimi de geliştirmem gerekiyor ve oyuncularımın da gelişmesi gerekiyor. Dün bugünün güzel bir sınav olacağını söylemiştim. Gerçekten de doğrulanmış oldu. Biz hep böyle ders alarak gelişeceğiz." Milli oyuncu İsmail Yüksek son maçı kazanıp grubu lider bitirmek istediklerini söyledi. İsmail Yüksek, A Milli futbol takımının UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki 5. maçında Galler'le 0-0 berabere kaldığı müsabakanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri halkına verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Maçın son dakikasına kadar mükemmel bir desteğin olduğunu ifade eden Yüksek şöyle konuştu: "Şu an grupta lideriz, hala namağlup gidiyoruz ve bu bizim için çok önemli. Her şey bizim elimizde. Son bir maçımız kaldı. O maçı da en iyi şekilde galip gelerek bu grubu lider bitmek istiyoruz. A grubuna çıkmak istiyoruz." Bir gazetecinin "Kerem Aktürkoğlu ile konuştunuz mu?" sorusuna İsmail Yüksek, Aktürkoğlu'nun büyük bir cesaret gösterdiğini belirtti. Grubu lider olarak bitireceklerine inandığını ifade eden İsmail Yüksek şöyle konuştu: "Kerem bence çok büyük bir cesaret gösterdi son dakikada topun başına geçerek. Tabii futbolda bunlar var, kaçıyordu. Herkes kaçıyor. Ama yine de devam etmesi bence çok daha önemli. Kerem geçmişte yaşadığım takıma çok önemli galibiyetler aldırmış bir oyuncu ve önemli bir oyuncu takım içinde. Bizim için çok bir sorun olmadı yani. Bugün olmadı, yarın olacaktır yani." İsmail, yani birçok gol pozisyonu giren bir futbol takımınız. Gösterdiğimiz performans ve golün gelmeyişini neye bağlıyorsun? Bence son dakikaya kadar ettiğimiz mücadele bence
takdire şayendi. Önce Kayseri halkına sizlere bırakıyorum değerlendirmesini tabii ki de. Ama tabii şanssızlık, yani son maçlarda biraz eksiğimiz oldu. Bu eksikliğimizi gidermemiz gerekiyor. Son maç gerçekten çok önemli bizim için ve galibiyet almamız gerekiyor. Bize de bu yakışır, bu jenerasyonu da bu yakışır. İnşallah da o maçta bugünkü eksikliğimizi gidereceğiz ve grubu lider götüreceğiz. Asıl üzüntülerinin muhteşem desteğe karşın galibiyet alamamak olduğunu vurgulayan İsmail Yüksek sözlerini şöyle noktaladı. Soyunma odasında tabii ki de üzüldük bugünkü beraberlikten. Daha çok üzüldüğümüz bu Kayseri halkına bu muhteşem desteğe galibiyet verememekti. Ama hepimiz tabii ki de inançlıyız. Yine her şeyin bizde elimizde olması daha da güzel bir şey. Bu takım, bu jenerasyon her şeyin en iyisini hak ediyor zaten. Biz içeride kendimize, birbirimize güvendiğimizi ve daha iyi olmamız gerektiğini konuştuk. Ve salı gününe daha güçlü çıkmamız gerektiğini konuştuk. İnşallah da salı günü bunu sizlere göstereceğiz, ülkemize göstereceğiz. Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü sahasında oynadığı Edirne Spor maçını 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Türkiye 3. Lig 4. grupta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 11. haftasında sahasında Edirne Spor'u konuk etti. Atatürk Spor Kompleksi yan sahada saat 14'te başlayan Erciyes 38 Futbol Kulübü Edirne Spor maçını Muhammed Taha Onat yönetti. Temsilcimiz sahaya Kadem, Ahmet, Berkay, İsmail, İhsan, Caner, Hüseyin Ekici, Etem, Hüseyin Fıstıkçı, Ayhan ve İsmet 11 ile çıktı. Erciyes 38 Futbol Kulübü 37. dakikada Hüseyin Fıstıkçı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı temsilcimizin üstünlüğüyle sona erdi. Ataklarını ikinci yarıda da sürdüren Erciyes 38 Futbol Kulübü rakibine baskısını son ana kadar sürdürdü. İkinci yarıda başka gol olmayınca temsilcimiz maçı 1-0 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı. Sevgili izleyiciler, haber bültenimizin sonunda sizleri Sakarya'nın eşsiz sonbahar güzellikleriyle baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki haber bültenimizde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Thank you.